derdim ki telefon o odaya girmeyecek. Telefon odaya girmeyecek. Çalış 45 dakika süre tut. Git telefonu odana. Masanın etrafında başka görsel var mı? Bozacak bir şey var mı? Hiçbir şey dikkatini dağıtmıyor. Çünkü dikkat bir kere dağıldığı geri durmamız çok zor. Aşağıya işte psikolojik faktörler. Yani çocuğun zihninde sınav olayı, olumsuz düşünceler, bunun oluşturduğu karın ağrısı, yüzey rahatsızı, kusma, yani aklımda yatayım çok, çok farklı şeyler çıkıyor. Yani çünkü ya, adam çocuk ishal oluyor, ishal. Sadece bu çocuk ishal oluyor yani. Bunları bakıyoruz, bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Başka doktorlara yönlendiriyoruz. Farklı farklı, bunu çözmek için. Yani bu işte az önce anlattığım ortam ve fiziksel hazırlıklar. Bakın bu çok değerli. Herkes gittiği zaman her çalıştığı masasının etrafında sıranın sonunda bir baksın. Bulacak bir şey varsa ortaya kalmışsın. Sana göre anlam. Bakın şunu söylüyorum size. Girdiğiniz ya da gideceğiniz hiçbir sınav sizden daha değerli, daha önemli değil. Ve sizden daha büyük de değil. Bunu her zaman kendinize söyleyin. Sınavı şöyle düşünün. Kaygı şöyle bir şey. Bir balon düşünün. Sizden daha büyük bir balon. Kaygı budur. Kaygı çok büyük gözüküyor ama balon yine batırdığımı patlar. Bu kadar. Kaygı budur. Başka bir şey değil. Ve şunu araya sıkıştırıyorum. Hiçbir düşünce size zarar veremez. Düşündüğünüz şey ne kadar kötü de olsa o bir düşünce size zarar veremez. Bunu kendinize her zaman söyleyin. Peki, mesela kaçınmalar var mı? Kaçınma dediğim şey bakın, kaygının olduğu yerde kaçınma muhakkak var. Kişi sınırlı düşünmekten de korkuyor. Başarısızlık düşüncesi aklına bile getiremiyor. Bas düşünmüyor ya. Ben çalışmıyor, kitapları istemiyor, sınavı istemiyor, okulu bekliyor. Mesela imge var mı? Çocuğa diyorum ki sınav dinlendiğine geliyor, işte sınava girmişim, çıkmışım, annem falan işte bana kızıyor. Aklına gelen düşünce var. Ders çalışırken ağzına uçar, çocuk aklına ne koyar? Bunları çalışıyoruz. Duygusal tepkiler. Bu kısımda şunu biraz gideceğiz, ergenliğe gideceğiz. Bakın, ergenlik tam bu kritik sınavlar zaman denk geldiği için çok yani olumsuz bir şey çocuklar için. Çünkü ergenliğin kendisi hayattaki en büyük krizdir. Bir insanın hayatında daha büyük bir kriz yok. Ergenlik kadar zorlayıcı, hayatı kökten değiştiren ve daha ve dönüşü olmayan bir gelişim çağrı olur. Zaten ergenliğin kendisi tek başına kalbine sebep, depresyona sebep, öfkeye sebep. Tek başına ya hiçbir şeye ihtiyacı yok. E şimdi ergenlik var. Üstelik de bu sınav geliyor, çocuklar iyice çekilen çıkıyor. O yüzden ailelere ben hep söylüyorum, ergenlik konusunda lütfen bilgilenin, ergen bir çocuğa sahip olduğunuzu bilin, bazı davranışların ergenlikten kaynaklı olduğunu fark edin. Çünkü onun için de çok zor. Elde değil ki onun. Doktorunuzu da kendini durduracak. Durduramıyor zaten. Olmuyor. Çünkü ergenlik zaten şöyle bir şey var, hiç zihin tanımadığı hormonları tanımıyor. Hiç ondan daha iyi tanımamış. O yüzden zihin ne tepki vereceğini bilmiyor ki. Alışması bir zaman. İşte ergenlik sürüyor işte. O yüzden kendi ergen evladınız varsa lütfen ergenlik konusunda bilgilenin ve ergenliğin ne olduğunu anlayın. Belki sizden yaşayamadınız. Tamam, anlıyorum ben. Ama çocuğunuz yaşıyor. Bırakın yaşasın. Sizin kontrolünüzde yaşasın. Çocukken hiç para harcamayan ya da harcatılmayan çocuk ergenlikte ne kadar harçlık verirseniz verin bir günde bitirebiliyor. Bunun sebebi çocukken bastırdığı duygular ya da çok sessiz bir çocuk birdenbire çok stresli olabiliyor, çok öfkeli olabiliyor. Ama bu kalıcı değil, geçici bir süreç, onun için de çok zor. İlk defa tanıştığı duygular bunlar. Bu konuda ailelerin gerçekten sabırlı olması lazım. Biz ergenlerden çok ergen velileriyle uğraşıyoruz. Çok yabancı oldukları için işte çocuğun bir düzeni var, rutini var, o rutini bozulunca şeyler panik oluyor. Ve gerçekten asıl problem burada başlıyor. Şöyle, ergenlik, yani öyle garip bir dönem ki, işte kişi artık çocuk değil ama
ama yetişkinliği değil. Yetişkinliğe giderken köpte son çıkış öteki. Orada yaptığınız müdahale, verdiğiniz zarar da kalıcı, iyi durumda arkadaşı. Çünkü kişi birey olmak istiyor. Artık bağımsızlaşmak istiyor. Kendini tanımak istiyor. Ben neyim? Tabii en çok soru soranlar ergenler. Ben kimim? Ben neyim acaba? O yüzden bugün saçını kırmızıya koyar, bugün saçını sarıya koyar. Bugün küpe takar, öbür gün başka bir şey sonra kimlik arayışı. Kendini alıyor. Sizin de arasın ama sizin kontrolünüzde arasın. Bakın bunu hep söylüyorum. Kendini kontrolünüzde arayacak. İzin verin. İsterlesin ya. İsterlesin bırakın. O insan geçecek. Geçecek, o da geçecek. O sürmeyecek ki. 3-5 yıl sonra inecek aşağıya. Ama buna izin vermezseniz o kalıyor ve o kişi 35'inde de ergenin bir anı olabiliyor. Çünkü yaşaması gereken şeyler yaşamıyor. Devam edelim size. Peki, şimdi ders çalışırken çok önemli bir konu. Hedef. Hedef belirlemek. Bugün hedefler 3 tane şey var. Açık, ulaşılabilir ve gerçekçi olacak. Hedef gerçekçi olmazsa da ders çalışır öğrenciler. Çocuk kendine bir hedef koydu. Öyle bir hedef ki, yani imkansız gibi bir şey. Şimdi çocuk bu hedefin de imkansız olduğunu biliyor, biliyor. Şimdi ulaşamayacağını bildiği için ders çalışmıyor. Sen ulaşamıyorum ben de. O yüzden hedeflerinizi küçültün. Nasıl küçültün? Mesela bir haftalık program verin kendinize. Deyin ki, ben bir hafta boyunca günde 50 soru çözeceğim. Çünkü programa uydun, hedefine uydun, yerine getirdin. Kendinize ödül verin bakın, ödül verin. Yaptığınız her olumlu davranışı ödüllendirin. Bir anda yaptın, ödül verdin. Çıkar bunu 15 güne. Çıkar bunu bir ara. Her uzadıkça, her büyük hedef yerine getirdiğinde ödül de büyütün kendinizi. Ama hedefsiz asla bir yere varamazsınız. Nerede olduğunuzu bileceksiniz. Bak önce o, ben neredeyim? Benim ders başarım şu anda kaç net? Bunu bildin. Hedefin kaç net? Arada kaç soru var? Bunu da bilmek gerekiyor. Bunları tek tek baktım. Bulduktan sonra ancak hedefe doğru gidebilirsiniz. Hedefsizlik, belirsizliktir. O da kaygıdır zaten. Şimdi bu ne diyor? 10 yıl sonra nerede olur? Nasıl bir gelecek istiyorum? Sorun kendinize. Şu an çalıştığım, çok gösterdiğim çaba yeterli değil mi? Bunları sorun kendinize. Bunların cevabı sizlerde var. Ben bunları bildiğinizi biliyorum. Sadece bu cevabı kendinize vermekten korkmayın. Bakın, çok güzel bir laf. Yol ne kadar uzun olursa olsun, adına ilk adımla sonuca gidilir. Fark etmez. Çok zor bir şey biliyorsa, çok zor bir hedef biliyormuş olsa, adım atmak zorundayız. Başka türlü olmuyor. İşte şu aşağıda ya, verimli çalışma yolları. Bakın, bunları tek tek açtım. Nasıl daha verimli çalışabilirim? Çünkü bazen yok. Çalışmak söz önemli değil. Verimli çalışmak. 5 saat çalışıp bir şey yapamak, 1 saat çalışıp bir şey öğrenmek. İkisi tartışabilir. Devam edelim. Evet, işte. Şurada çok güzel bir örnek var. Diyor ki, bir öğrencinin maksimum okuma hızı 3 dakikada 1 saat. Senin önünde 5 sayfa olsa 3 dakikada 1 sayfa okuyacaksın. 1 sayfa olsa 3 dakikada 1 sayfa okuyacaksın. Senin sınırın belli. Şimdi bu belliyken daha düzgün bir konuma sadece sınırı söyler. Çünkü bak hız yapacağımız işe paralel artmıyor. Çünkü ne yaparsak yapalım, yapacağımız iş ne kadar fazla olursa olsun bizim kendimizin, aklımızın bir sınırı var. Bunu bilerek hareket edin. O yüzden planlı, programlı çalışmak çok değerli. Şimdi, şu gevşeme konusunda çok detaya girmeyeceğim. Ama kalbi yaşıyorsanız muhakkak gevşeme egzersizleri öğrenin. Bakın bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemler var. Gerçekten kaygıyı azaltıyor, gerçekten sizi rahatlatıyor ve bunları öğrendiğinizde sınav anındaki bu korkunuzu kaygınızla kontrol ediyorsunuz. Çünkü kaygı zihinde düşünce var, duygu ama bir de bedensel rahatsızlık hissi var. İşte kaslar kasılıyor, mide kasılıyor, sırtın ağrıyor, ayakları. Ve bedenini rahatlattığında, yani gevşemeyi öğrendiğinde otomatik olarak zihin de rahatlıyor. Çünkü ikisi birbirine bağlantılı. Bir olmadan bir olmaz. O yüzden kabul, lütfen öğrenin, gevşemeyi, rahatlamayı öğrenin.
ve bunu silahla kullanmayı da öğrenir. Çok büyük faydası var. Emin olun var. Çok işe yarar. Devam edelim. Peki. Bir sürü videolar var. Evet, bunu yapabilirim. O çok değerli bir şey. Şimdi asıl mevzulardan bir tanesi. Ders çalışmak istemeyen bir çocuğun ne yapacağız? Şimdi istemek yapmak. Şöyle bir şey soracağım. Bir şey yapmak için istemeye gerek var mı? Yok. Peki yapmadan, istemeden bir şey yapmaya başladığımızda sonradan isteklenebilir mi? Evet. O yüzden bir şeyi yapmak için istemeye gerek yok. Yani ilham beklemenize gerek yok. Hocamız derdi ki önce aktivasyon, sonra motivasyon. Siz başlayın, arkadan motivasyonunuz zaten. Çünkü bakın, insanlar çok ciddi bir sorun. Bir şey istiyoruz ama onun bedelini ödemeye hazır değiliz. Bunu bedel ödemek istemiyoruz. Yani başarı istiyorsak onun yarattığı ve getirdiği sıkıntıyı ve yorgunluğu da kabul edeceğiz. Bu işin bir parçası. Bu işin parçası ya. Acı çekmek, sıkıntı yaşamak, hepsi bu başarının bir parçası. Olmazsa olmazı. Mesela birçok insan değer verdi ve başardı birçok şeyi sıkıntı yaşayarak başardı. Bunu bileceğiz. Düşünün, bir sürü insan tanıyorsunuz, dengi insanlar vardır. O insanlar benim o kadar çok sıkıntı çekmişlerdir ki başarabilmek için. Ben bir tane bir basketbolcu var, onun bir sözü var. Adam diyor ki, başarıyla aramdaki tek engel acı. Acıya dedim dayanabilir. Ben de dayanabilirim ve başarabilirim. O yüzden acı çekmekten korkmayın. Acıyı kabul edin. Bunun bir parçası olduğunu bilin. Yorgunluğu da bilin, mutsuzlukta, umutsuzlukta, geri gelecek dediğin böyle tıpkı olduğunu düşüneceksiniz. Hepsi bu işin bir parçası. Bunlar olmazsa olmazı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Mesela diyelim bir sınav var bir çocuğa. Ders çalışmak zorunda bir yapalım. Diyorum ki ben, işte boşluğa bir şey. Ve bak diyorum, bunu bir oyun gibi düşün. Şimdi nelerin, işte şimdi 50 level desin. Her yeni öğrendiğinde level atlayacaksın. Kendinde bunu bir oyun gibi, keyif aldığım bir oyun düşünüyorum buna. Siz bir oyun oynuyorsunuz, şöyle 50 level'lisiniz. Her arttığında net, nelerin de artıyorsun. 70 level, 80 level. Bu bir oyun gibi. Süreç. En sona kadar gidebildiğin kadar git. Mesela şu altta masada oturma egzersizi var. Bunu yaptığım çocuklar hiçbir şekilde ders çalışmayan. Sıfır. Çocuk masaya yanaşmıyor. Diyorum ki, tamam ders çalışmıyorsun. Ne yapacağım şey şu, masayı boş ver. Otur sandalye, sen ve kitabı. Kalem beraber oturuyorsunuz masada, hiçbir şey yapmadan yarım saat bekliyorsun. Ve bunu 7 gün yapıyorsun, sonrasına bakacağız. Ve o çocuk 7 gün dolmadan zaten orada ders çalışmaya başlıyor. İşte önce aktivasyon, sonra motivasyon geliyor. Mesela ödül konusu, az önce anlattım. Bunu ailelere de söylüyorum. Çocuklarınıza şunu yaparsan, şunu alırım, şunu yaparım dediğinizde bunu lütfen yapın. Onu da kandırmayın. Ödül konusunuz da çünkü siz ona yabancı konuma düşüyorsunuz. Çocuğunu seyirciye kırdın. O yüzden bir çocuğa bir şey için ödül verdiği zaman gerçekten kutu çözünüz. Ve bu ödül sizin karşılayabileceğiniz gerçekçi bir ödül olmalı. Bakın bu da önemli. Yani aileye verdiği söz tutması için ödülün de gerçekçi olması lazım. Devam edelim. Şimdi burada tam gözüküyor mu? Yani, bu değil mi? Bu sınav kaygısı yaşayan bir çocuğun içine girdiği o çıkmaz. İşte bakın bu çıkmaz. Ne gelmiş önce? İlk düşünce gelmiş. Ne demiş? Başarısızım, zeki değilim. Çak, yıkıcı kaynağı geldi, hemen geldi diyor. Terle bu titre ve çarpı kuvvetli bantısı beraberinde geldi. Sonra felaketleştirdi. Bayıldım, kusacağım, öleceğim. Hop, tekrar dağıldı. Öğrenme gitti, başarı düştü. Başarı düştüğü için başarısızın düşüncesini kendi doğruladı mı? Doğruladı. O düşünce devam etti. Bu bir kısır döngü işte. Bakın, bana öğrendi. Kişinin bu kısır döngüden çıkması lazım. Bunu çıkaracak olan şeyler de yukarıdaki düşünceler. Ve kaygı duruyor değil mi? Diyor ki, kaygı olması gereken normal bir durumdur. Kendine söylüyor. Kaygıyı kabul et. Aşağıya değil mi? Terlemek, titreme, çarpı, titreme, 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 titre
gevşeme teknikleri de ben bunları ortada kabul edemedim. Evet, kabul edemedim. Geldi, felaketleşti değil mi? Bayılacağım, susacağım. Benimle hissettiklerim kaygının yarattığı tepkiler. Gerçek değil bunlar. Kaygıdan kaynaklı. Kendini bozuyor. Ortada geldi, dikkat dağılıyor. Dikkatimi olabildiğince sorulara yoğunlaştırmaya çalışacağım. İşte burada da kişinin kaybıyla böyle mücadele edeceksiniz. Başka türlü mücadele edemezsiniz. Başka şansınız yok. Geçelim. Şimdi burası sonunu biliyoruz. Şimdi burada bazı COVID'e kırmızı yazılanlar bizim için istemediğimiz düşünceler. Oraya bunları özellikle yazdım. Sizlerin görmesi için kırmızı rengi bıraktım. Çünkü bunlar varsa lütfen bu düşüncelerinizi değiştirin. Bunlar zarar verici düşünceler. Mesela sorunun cevabını hemen aklıma gelmiyor. Onun için zaman kaybediyorum diye düşünmüyorum. Bir başlıyor, pat 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 aksın diyor kaygı. Bir anda sınav gitmiş. Aşağıda yapamayacağım, ne zaman yapamayacağım, ne zaman önemli bir şey olsa elim ayağa ulaşır, bedeni yüzleşir. Çünkü bunun kaygı geldi, sınav. Peki, ne koyabiliriz? Yapmak değil, yapmaya çalışmak benim değildir. Bakın, sınav başarısında sizin sorumluluğunuz olan bir şey var. O da ders, çalışma, davranışı. Sizin elinizdeki olan şeyi paylaş. Başka hiçbir şey elinizde değil. Sorumluluğunuz olan kısım ders çalışma. Başka bir şey değil. Çünkü sınav sizi ölçmüyor. Söylemeyeceğim sınav. Çünkü sınav sizi değil. Ders çalışma davranışınızı ölçüyor. Lütfen bunu kendinize söyleyin. Hatırlatın. O yüzden düzelmesi gereken siz değilsiniz. Ders çalışma davranışınız. Davranışlar öğrenilebilen şeylerdir. Yani başarmak gereksinmektedir. Mesela benim şu kadar bu sınavda başarısı olursam işte o zaman ben bunu geçeyim. Bunun yerine olumlu düşünceleri alacağım sonuç yalnızca sınavın bir değerlendirmesi benim değil. Bunları kendinize söyleyin. Bakın bu düşünceler aslanmıyor. Çok değerli. Aşağıdan eğer bu sınavdan başarısı olursam ne olarak da başarısı benim olmalıdır. Bunu ne görürüz? Benim bilgi vereceğim şey sadece bir sınavda sınırlı değil. Şimdi sürekli kavrayacağım da. Bu sürekli özelliği mi yapabilirlerdir? Bunu bilmiyoruz. Sınav sadece akademik başarıyla düşüyor. Bu kadar. Başka hiçbir şey değil. Altta işte. Sınavda başarısı olmalı. Hayır. Ders çalışma davranışının başarısı olmalı. Sen de bilin. Çünkü sınav seni ölçmüyor, seni değerlendirmiyor. Sadece dersine ölçmüyor. Bu kadar. Bunlar niye çok önemli? Ben kendimde görüyorum ki bunlar bir zaman. Bir çok da düşünceler var. Önce bunlarla mücadele ediyoruz. Bunları değiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar değişince çocuk rahatlıyor, ders olamıyor. Bunlar değişmeden hiçbir şey değişmeyecek. O yüzden bütün sorunlarımızda ise resmen çok düşünce. Bakın bir dönem. Düşünce, düşünce, düşünce. Çok önemli. Çünkü her şeyin kaynağı orası. Yani suyu göze sıkılırsa suyu temizleyemezsiniz. Önce gözeyi temizleyeceğiz. Önce düşüncelerimize bakacağız. Onlar ne kadar uygun ve gerçekçi. Mesela aşağıda ailemi, arkadaşlarımı bir takdir etmesi için çok başarılı olmam lazım. Öyle mi? Öyle ama birçok kişide bu düşünce var. Çünkü ne diyor aşağıda? Onların beni takdir etmesi sadece sınavla bağlantılı olmamalı. Ben onları başarılı oldukları için sevmiyorum. Sadece çocuğu olduğu için seviyorum. Veya babası olduğu için seviyorum. Başka bir şey ihtiyacım yok. Başarılı olsun olmasın. Onun evladı olmaması. Hiçbir değişmeyecek. Lütfen bunu kendinize söyleyin. Bunu fark edin. Çocuğunuza da bunu fark ettirin. Çünkü bazen anneler istemeyerek baskı kuruyorlar çocuklar. İstemeyerek yapıyorlar. Farkında ne dediğin kişi? O yüzden kendi tepkilerinize dikkat edin. Çocuğun da tepkisine dikkat edin. Bir yerde bir yanlışlık var mı? Bakın yürüyün. Bir şey geçeceğiz. Şimdi öncelikle nasıl başlayacağız? Bir, hedef belirleyeceğiz. Gerçekçi hedefler. İki, hazırlık yapacağız. Yani ders çalışacağız. Üç, bakın düzenli uyuyacağız. Uyku, bir disiplin olacak. Akşam yattığı saat, sabah kalktığı saat belli olacak. Diyelim ki çocuk
Hafta sonu geç yattı. Sabah hafta içi kalktı saatte kaldı. Yattı saati başladı ama kalktı saat değişmeyecek. Beslenme, protein ağırlıklı besleneceksiniz. Poğaça, bebek, simit yok. Bunları çıkarmayacaksınız. Sonra spor yapın, hareket edin, mutlu olun biraz. Olumlu düşünün, sınavla ilgili olumlu düşünün. Yapabileceğinizi düşünün. Belediyemde o sınav alanındaki kaybıya sebep olan nefesi denetim altına almak elinizde. Ara ara çalışın mı? Sonra hayal gücünüzü olumlu kullanın. Ders çalışırken başarmış olduğunuzu düşünün. Başarısızlığınızı değil, desin olduğunuzu değil, aptal yapmanızı değil. Başarılı olduğunuzu düşünün. Ve aşağıda tekrardan o gelişimi tekniklerini muhakkak öğrenin. Çok faydası var. Çok faydası. İçin en son önerilerim son olarak. Öncelikle yarıştığınız kişi kendinizsiniz. O kadar değerli ki kıyas o kadar incitici bir şey ki çocukları var ya mahvediyor. O yüzden ben çalıştığım her çocuğa diyorum ki senin rakibin kendinsin. Hangi kendisin? Bir hafta önceki kendisin. Sen dünkü hali geçmeye çalışsın. Bir hafta önceki hali geçmeye çalış. Kendin de rakip olursan kimse sen de rakip olamaz. Kimse sen de kendini kıyaslayamaz. O zaman kaygı duymaz. O yüzden rakibiniz kendinizsiniz. Kendinizle yarışın ve bir gün önceki kendinizi geçmeye çalışın. Bütün hedefiniz bu olsun. Başka hiçbir şey olmasın. Sonra sınavın sonucunu değil, süresine ve performansınıza odaklanın. Bunun için sorular. Benim gördüğüm çok başarılı bir öğrenci vardı. Yani bir sınava girmiş, yanlış yapmış bir sürü. Dedim gel bakalım sorular. 5 sorunun 5'i dikkat edersin. Hiçbirinde bir hatası yok. Bir tane dedi. Dedim ne oldu? Bir tane soru takıldım dedi. Sonra sokaktı bitti dedi. Bakın çok başarılı bir öğrenci. Ama soruya odaklanmak, benim hocam derdi ki, soruyu anlamak sorunun yarısı. O yüzden şunu söyleyin kendinize, asla soruyu tam okumadan işleme geçmeyeceğim. Her zaman soru ne söylüyorsa önce ona bakacağım. Çünkü kişi başarısız değil mi sınavda? Niye? Dikkat hatasını yapıyor. Kaygısı mı var? Bilgi eksikliği mi var? Neyden kaynaklı hata yapıyor? Eksiği nerede? Bakın hatalarınız sizi ileri taşıyacak olan en değerli hazinemizdir. Hata yapmak çok kıymetli bir şey. Bizim toplumumuzda hata yapmak kötü bir şey gibi gözüküyor ama hata yapmazsanız asla ilerleyemezsiniz. Asla. O hatanızı yaptınız, eksiğinize baktınız mı? Onu bir analiz ettiniz, hatam nerede? Hangi konuda yanlışım var? Tuttunuz, çalıştınız, işte öyle ilerlersiniz. Başka türlü ilerleyemezsiniz. Hatalarınızı iyi analiz edin. Doğru analiz edin. Sizi götürecek olan şey o hatalar. O yüzden onların değerini iyi bilin. Yok saymayın, onları görmezden gelmeyin. Ve aşağıda dikkatinizi diğer adaylara, çevredeki herhangi bir ses veya gürültüye değil, kitapçığınıza, sorulara ve cevap verin. O yüzden tekrar söylüyorum, hiçbir sınav sizden daha değerli, daha önemli ve daha bilgili değil. Hep kendinize bunu söylüyorum. Benim bildiğim kadar sizlere de bilinmeniz için. Sevgili doktorumuz Erkan Bey'e ve Sunay'a da yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tiyatro sanatçısı Erdem Kaya hocamız aramızda. Güzel bir sunum oldu. Kendi adıma da çok faydalandım. Çok da önemli notlar aldım. Benim mesleğim açısından da oldukça faydalı olacak. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Biliyorsunuz her şeyin ası sonradan çıkar. Bizi de as başkanımız, sevgili Tahsin başkanımızı ben buraya davet ediyorum. Kapanış konuşmasını kendisinin yapmasını.